Biz de kocanın pantolonunu kesiyoruz burada. Kesmeyin ayol, moda. Kimdi o kadınlar? Kate Holmes var bir tane. O giyiyor. Giyiyor. Değil mi? Brett miydi onun şeysi? Aynı beden. Adam Tom. Bir ufak tefek tabii yani. Onun pantolonunu alıyor giyiyor. Yok beline kemer bağlıyorlar. Buradan düşürmüşler. Oradan bilmem ne falan. Ayrıca kocanın pantolonunu giy. Yağmurda da şey kendi yapmıyor. Kendi koca da yok. Pantolon da yok artık. Öyle mi? Yani satılıyor bu. Alabilirsin. Su geçirmez pantolon. Yağmurda mı çalışıyorsunuz? Su geçirmiyor. Yani böyle masa örtüleri de var biliyorsunuz su geçirmeyen. Evet. Bir de koltuk şeyleri var. Döşemeleri var. Ama sahneyi nasıl oynadın? Süper. Güzel oynadım süper, değil mi? Süper. Gerçekten. Ama kırılan bir şey iyi. Biz de 33 yıldır bunu yapıyoruz. Yani. Evet, gerçekten. Tonik yapacağız. Hakikaten bu çok güzel bir şey. Hiçbir şekilde su geçirmiyor. Ne güzel. Çok orada güzel. Ayağına falan şey cam kırığı gelmesin. Yok yok hayır hayır. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Tonik yapıyoruz. Hani az önce temizleme sütü yaptık. Şimdi tonik yapıyoruz. Sütten sonra tonik kullanmalı mıyız? Size soracağım evet. Bunu. Neden tonik kullanıyoruz sütten sonra? Gözeneklerimizin daha iyi arınması için siyah nokta ve sivilce oluşumunu engellemek açısından. Evet. Çok önemli. Tonik önemli. Evet, alışkanlık haline getirmeli hanımlar. Yani bana bir makyaj temizleme tarif eder misin? Mesela ben pamuğu ıslatıyorum, sıkıyorum, açıyorum. Yüzüme kremi sürüyorum, temizliyorum. Arkadan temiz bir pamukla tonik sürüyorum, öyle temizliyorum. Evet. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru mu? Doğru. Bence sahne makyajı biliyorsunuz daha ağır olduğu için köpük kullanmakta fayda vardır. Evet, köpüğü yüzünüze sürüp masaj yapın. O çıkacaktır. Çünkü pamuğa döktüğümüz şeyi cildimize sildikçe deri altına yerleşiyor. Onu çıkarmak çok zor. Gözenekler oluşuyor. Bence onu köpükle yıkamak, arındırmak daha sonra tonik çok kaç sene önce ben böyle bir köpükle yüzümü temizliyordum. Dedim ki eyvah yurt dışından almıştım. Evet. Eyvah dedim Türkiye'de yoksunlar. Dedi ki ben yaptım onu dedi. Evet. Yeditepe Üniversitesi'nden şey yapıyor değil mi? Evet. Zaten Türkiye'de ilk Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler yaptık. Evet. Türkiye geneline de bu köpük sende var şimdi hatırladım birdenbire. Köpük çok güzel. Yoğun makyaj için. Evet toniği alalım. Toniği alalım. Şimdi tonik için gül gördüğünüz gibi gülleri koydum. Çay gibi demlenmesini sağlayacağım. Su sıcak mı? Su kaynar su. Hemen zaten dikkat etmeyi kendini, evet haklısın. İçerisine gül yağı şöyle bir çay kaşığı kadar ya da lavanta da koyabilirsiniz. Ve bunu süzüp ne kadar yani bekletelim bunu? 15-20 dakika sonra süzeceğiz. Ondan sonra bunu yüzümüzü, dekoltemizi, ellerimize kadar tonik yapabiliriz. Yine 3-4 günlüktür bu. Kokusuna bakabiliriz. Ay koklasana şahane bir şey oldu. Evet. Nasıl güzel bir koku var. Tonik niyetine hep gül suyu kullanır. Gül suyu evet ama işte böyle kendin de yaparsan içine sinerek yani burada da gülün suyu çıkmış oluyor buraya. Gerçekten. Evet, öyle güzel. Bir şey oluyor. Evet. Bana da Isparta'daki dostlarımız hep gül suyu gönderirler. Sağ evet, olsunlar, sağ var olsunlar seyircilerimiz. Evet. Gül suyu hakikaten çok, çok iyi bir temizleyici. Ama sen de burada bunu çok güzel. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi ben bir elmayı maske yapacağım. Yorgun